Herkese merhaba. 27 Aralık 2019 Cuma günündeyiz. Burası Uludağ. Karavanımla Uludağ'a geldim. Uludağ'ın alt tarafında ikinci bölgeye giderken caminin hemen altında Bursa Belediyesi'nin işlettiği bir otopark burası. Az önce dozer her yeri geldi, açtı. Karavanımı buraya çektim. Elektrik yok burada. Ama fark etmez. Bizim elektriğe çok ihtiyacımız yok zaten. Bayağı kar yağmış. Yarın biraz daha güzel hava. Hava sıcaklığını da söyleyeyim. Hava sıcaklığı eksi 7 derece şu an. Bu gece bayağı eksi 10'ları falan göreceğiz galiba. Şöyle şuradan burasını göstereyim. Çok güzel. Manzaram tam böyle şu anda. Karavan bayağı çamur oldu gelirken. Ama hiç zorlanmadım. Eğer arabanız 4x4 ise hiç kar lastiği takmanıza gerek yok. Zaten birkaç yokuşta denedim. Buradan inerken denedim. Çok rahat duruyor. Araç 4 çekerse hiçbir problem yok. Kar lastiği varsa araçta tabii, bir de o da var. Tam dibe kadar geldim. Otobüsleri de bu tarafa almayacağını söyledi. Otobüsleri de diğer arka tarafa alacakmış. Biraz rahat edeceğiz. Karavanla Uludağ'a gelmek artık çok kolay. Biraz ücretinden bahsedeyim. Çok pahalı, işte en büyük problemimiz orada. Elektrik, su yok ama sadece 20 lira. 20 liraya Uludağ'da yılbaşı öncesi, hatta yılbaşında da kalabiliyorsunuz. Eğer bir karavanınız varsa keyfini çıkartabiliyorsunuz. Burası tam pistlerin de alt tarafı. Yani kayak merkezine yürüyerek gidebilirsiniz. Board'unuzu elinize alıp, ben arabayı çıkartmayı düşünmüyorum. Board'unuzu elinize alıp direkt gidip kayak yapıp tekrar evinize gelebilirsiniz. Böyle kısa bir video çekeyim dedim. Bu videoların devamı gelecek. Gittiğim her yerde her şeyi anlatarak çekeceğim. Bir de size tüpleri göstermek istiyorum aklımdayken. Tüpler donuyormuş. Öyle dediler. En büyük problem oymuş. Ben de tüplerle alakalı bir şey yaptım. Donmaması için. Çünkü eksi 9, eksi 10 derece bayağı ciddi bir soğuk. Tüpleri bu şekilde sardım. Üstüne kumaşlar koydum. Alt tarafını da böyle alüminyum şeylerle kapattım. Umarım donmayacak ve biz de donmayacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok güzel bir yerdeyiz. Uludağ'dayız. Hava sıcaklığı 6 derece. Ben karavanım içinde şimdi bonfile kavurma yapacağım. Bayağı kar yağmış. Keyifli. Bugün board yapmadım çünkü hava biraz sisliydi. Yarın yapacağım, arkadaşlar da gelecek. Az önceki videoda bahsetmiştim. Burası neresi? Burası ikinci bölgenin cami tarafındaki aşağıda kalan boş bir alan. Çok güzel. Ben ilk defa buraya geliyorum ve burası Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark şu anda. Gayet güvenli. 24 saat sorumlusu var. Günlük 20 lira aldılar benden ve 20 liraya çok güzel burada kalmak, çok keyifli. Hatta böyle önümüzdeki haftalarda karavanımı buraya bırakmak falan istiyorum. Neden olmasın? Çok da güzel olur. Akşamlara teleferikle gelirim diye düşünüyorum. Bu çekirdekleri pek sevmiyorum. Yere düşünce bir daha bulamıyorum. O yüzden böyle topluyorum. İçerisi 22 derece. Bayağı güzel. Ben soğuğu çok seviyorum zaten. Orta ateşte yapalım. Biraz aspiratörü açacağım ama o yüzden ses olacak. Ses için üzgünüz. Evet, 12 voltla çalışan aspiratörümüz var burada. Şu an elektrik almıyoruz hiçbir yerden. Müzik sistemimiz çalışıyor. Aldemiz çalışıyor. Yaklaşık dışarısı 21, içerisi içerisi 21, dışarısı 5 derece. Ve işte aslında ALDE sistemin burada çok faydasını görüyoruz. Çünkü ben 3 gün burada kalacağım. Snowboard yaptıktan sonra çok terliyoruz haliyle. Mutlaka duş almamız gerekiyor. Ben buraya geleceğim. Sıcacık duşumu da alacağım. Her şey güzel olacak. Tüplerimi sardım. Az önceki videomda göstermiştim. En çok ondan korkuttular. Daha önce karavanla tecrübesi olanlar. Tüp donarsa sen de bitersin dediler. Hakikaten ben de biterim. Buzdolabı da tüple çalışıyor. Gerçi burada buzdolabı tüp biterse buzdolabın çalışmasa da sıkıntı yok. Zaten dışarısı buzdolabı gibi. Bu kırmızı biberleri özellikle birazcık kavuruyorum ki yumuşasınlar. Aksi takdirde etlerle karışınca yumuşamıyorlar. Ya bu manzarada yemek yapıyorum şimdi. Çok keyifli. Dönüp dönüp sağıma bakıyorum. Harika değil mi ya? Hem doğa hem konfor. İyi ki varsın Adria. Başka karavanlarla başlayacaktım. Yani diyorum ki iyi ki bununla başlamışım gerçekten. O kadar rahat ki her şey. Çok güzel koktu. Nasıl acıktım. Bayağı uğraştım, işte video çekimi yaptım. Karavanı yerleştirdim falan. Şu an bunu yiyip ayaklarımı uzatıp kahvemi yapmak istiyorum. Biraz kapatıyorum ağzını. Kapağını pardon. Sonra su salıyor. O suyla çok daha lezzetli oluyor. Suyu saldıktan fakat tuzu unuttum. Hemen tuz atmam lazım. Birazcık da karabiber. Sonra suyunu çekerken çünkü ikisini de çok güzel alıyor. Evet, karabibersiz olmaz. Karabiberi sadece çekme seviyorum. Ne kadar basitmiş gördüğünüz gibi. Nasıl lezzetli, nasıl lezzetli. Yanına bulgur pilavı yapacaktım ama yetişemeyeceğim, çok acıktım çünkü. İşte böyle bir yerdeyiz. büyük bir arazi, otobüsler durmuş başta o tarafta. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi? Akümüze bakıyoruz. Daha akümüz %70'lerde neredeyse, 65-70 arası ve bu gece sabaha kadar bizi çok rahat götürür. Yarın güneş çıkmasa bile gün ışığında yeteri kadar şarj olur. Ve yemeğimiz hazır. Biraz cam buhar yapmaya başlamış. Çok soğuk çünkü dışarısı. Ve bu manzarada oturuyorum, yemeğimi yiyorum. Manzaraya bakmak çok daha keyifli. Yemek yemeyeceğim galiba. Çok da güzel kokuyor. Acayip de acım. Shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light. And so kesinlikle lüks bir restoranda asla bu manzaraya, bu keyfe değişmem. Siz otelde kalın, ben burada çok mutluyum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.